Merhaba Soner. Merhaba Gökhan. Nasılsın? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Son zamanlarda çok fazla soru alıyorum, gerek mesaj olarak gerekse birebir soruyorlar arkadaşlar. Stüdyo kurmak için temelde neler gereklidir? Eğer sıfırdan bir stüdyo kuracaksak bizim en temelde ihtiyacımız olacak şey, bu fotoğraf stüdyosunda da video stüdyolarında da genel olarak temel ihtiyaçlar birbirinin aynısıdır. Işık kaynağımıza ihtiyaç olacak. Sürekli ışıklara ya da paraflaşlara. Daha sonra bunları belli yüksekliklerde ayarlayabileceğimiz ve sabitleyebileceğimiz ışık ayaklarına ihtiyacımız olacak. Ve tabii bu ışıklar odanın içerisinde, üzerinde ya da içerisinde gelen tasların açısı haricinde ışıkları şekillendirebilmemiz için softboxlara ya da şemsiyelere ihtiyacımız olacaktır. Daha önceki videolarda da anlattığımız gibi softboxlar da kendi içerisinde farklı çeşitlere ayrılıyorlar. Octaboxlar, parabolikler ya da stripboxlar gibi. Ama hani bunların temel ismine softbox eğer dersek softboxlara, şemsiyelere ihtiyaçları olacaktır. Bunlar yani bir stüdyoda olmazsa olmaz en temel ihtiyaçlar. Daha sonra bir sonsuz fon dediğimiz fon sistemine ihtiyaçları olacak. Bunu farklı renklerde kağıt fonlar da kullanabilirler. Bazı kumaş fonlar da kullanılıyor ama benim tercihim genelde hep kağıt fonlardır. Çünkü kumaş fonlar bir süre sonra üzerine basıldıkça kirlenip temizlenemez bir hal alabiliyor. O yüzden kağıt fonları kullanıp üzerine basılan kısmı çok kirlendiğinde ya da delindiğinde, yırtıldığında kesip tekrar ön tarafa doğru çekip 11 metre uzunluğundadır genelde standartı. Öne doğru çekip tekrar temiz bir şekilde kullanılabilir. Birçok kişiye bunu hani alalım ömürlük olsun diye düşünse de bu iş eğer biraz profesyonel stüdyolarda yapılacaksa, yani profesyonel bir işte kullanılacaksa her seferinde temiz bir fon kullanmak bu işin olmazsa olmazlarındandır. Işığımızı aldık, fonumuzu aldık. Tabii fonumuz içinde ister sabit duvara ya da tavana bağlayabilecekleri fon askı sistemleri ya da sadece stüdyoda değil ben dışarıda da çekimler yapacağım diyorsa taşınabilir fon askı sistemleri. Godox'un ya da Arcuri'nin taşınabilir fon askı sistemleri var. Bunlardan bir tanesi de tekrar tercih edilebilir. Şimdi fonumuzu aldık, ışığımızı aldık dedin de ışığımızı neye göre aldık? Bir stüdyo kurarken sorulması gereken soru gerçekten bu. Çünkü 100 wattlık AD100'lerden yine AD serisinden eğer gidersek 1200 wattlık flaşlara kadar flaşlar var ya da farklı ışık güçlerinde sürekli ışıklar da var. Burada bir fotoğraf stüdyosu üzerinden eğer gidersek genelde ben burada çekimi yapılacak ürünlere göre tercih edilmesini tavsiye ediyorum. Genelde çekilecek ürüne göre ışık gücümüzü, ışık kaynağımızı seçmemiz gerekiyor. Ama burada aslında en büyük yapılan hata şu. Ben bir ışık alayım 600 watt olsun, 800 watt olsun, 1200 watt olsun ya da 400 watt olsun falan gibi böyle daha yüksek güçte flaşlar tercih ediyoruz. Aslında burada bize yüksek güç olduğu kadar düşük güçlerde de kullanmak bizim için daha doğru. Yani bugün bir SK400 SK600'e göre daha düşük güçte patlasa da biz daha düşük ışık güçleri tercih ettiğimizde DP600'ler SK400'lere göre çok daha düşük güçlerde de patlayabiliyor. Yani bu 600'lük flaşımızı sanki bir 9 voltluk bir ışıkmış gibi kullanabiliyorken SK400'ümüzü 25 volta kadar, 25 watt'a kadar düşürebiliyoruz en fazla. Bu anlamda da dediğim gibi bize ışığı kısarkenki basamak sayıları da bir flaş alırken en çok tercih etmemiz gereken özelliklerden bir tanesi. Eğer bize yüksek güçlü değil de yine orta güçlerde bir ışık bizim işimizi görüyorsa, yani genelde benim işimi bir 400 wattlık ışık 1/1'de işimi görecekse de ben genelde 600 wattlık, 800 wattlık gibi ışık kaynakları tercih ediyorum. Bir flaşı sürekli en yüksek güçte sürekli kullanmaktansa daha yüksek güçlü bir flaşı daha düşük değerlerde kullanmak hem flaşımı daha çok yormadan daha uzun süre kullanmamı sağlayacaktır. Hem de flaşın dolum süresi 1/1'e göre çok daha hızlı olacaktır. Yani seri çekimler eğer yapıyorsam bir 600 wattlık flaş kullanmak yerine 800 wattlık, 1200 wattlık bir flaş alıp 1/2'lerde, 1/4'lerde kullanıp dolum hızını daha da yüksek hale getirebilirim. Böylelikle de daha seri fotoğraflar çekebilirim stüdyo ortamında da. Işığımızı aldık, softbox'ımızı aldık, fonumuzu aldık. Şimdi en temel ihtiyacımız olan şey objektifimiz ve tripodumuz. Tripodumuzu sağlam bir tripod almamız gerekiyor. Çünkü stüdyo ortamında bazen hiç kadrajımızı oynatmadan adetlerce aynı ürünü çekmek zorunda kalabiliyoruz ya da aynı kişiyi çekmek zorunda kalabiliyoruz. Bu yüzden sağlam bir tripod yine bizim elimizi çok fazla güçlendirecektir stüdyo ortamında. Doğada her ne kadar taşınabilir tripodlar bizim daha çok işimize yarasa da stüdyo ortamında daha oturaklı, daha sağlam ve ağır tripodlar bizim işimizi çok daha fazla kolaylaştıracaktır. Yine bir deve boynu tripod olması bizim bu anlamda da stüdyomuzda elimizi güçlendirecektir. Bazen yukarıdan çekilmesi gereken herhangi bir ürün olduğu için olduğu zaman bu video stüdyolarında da aynıdır. Kutu açılış videosu da çekecek olsak bazen sadece ellerimizin göründüğü, kutunun göründüğü videolar çekmek zorunda kalıyoruz. Yine burada da bir deve boynu tripod bizim elimizi fazlasıyla güçlendirecek. Hepsini kurduk. Bir diğer ihtiyacımız da bizim stüdyo ortamında tetikleyiciler. Genelde RT16 DM16
V16 gibi tetikleyiciler bizim setlerin içinden çıksa da X sistem dediğimiz daha profesyonel tetikleyicilerde stüdyoda bizim işimizi çok daha fazla kolaylaştıracaktır. Çünkü X sistem bir tetikleyicide, bunu tetikleyici videolarında da anlatmıştık, ışığımızın gücünü istediğimiz gibi bulunduğumuz yerden ayrılmadan ayarlayabiliyoruz. Bu da hem bizi ortamda daha profesyonel gösteriyor. Çünkü sürekli çektik, olmadı, git ışığı aç, ışığı kıs, tekrar gel, tekrar çek, tekrar git gibi bu amatör görünmekten bizi kurtaracaktır. Direkt tetikleyicimiz üzerinden müşterimizin ya da modelin önünde bizi çok zor duruma düşürmeden bu gücü istediğimiz gibi ayarlar. Bizi ortamda biraz daha profesyonel gösterecektir. Tetikleyici olarak da biz biraz bu stüdyo ortamında çekim yaparken makinenin şekline de çok bakarız. Böyle hani biraz gösterişli olsun, tetikleyicisi, objektifi vesairesi kısmını da genelde çok fazla dikkat etseler de X sistem tetikleyicilerde biraz daha diğer tetikleyicilere göre havalıdır. Ekranlı falan olması biraz daha böyle profesyonel bir hava veriyor. Peki son olarak bir soru daha soracağım. Gönder gelsin. Tek ışık yeterli mi yoksa kaç tane ışık gerekir temelde? Bir stüdyo ortamında eğer ben fotoğraf çekeceksem ben en az 4 ya da 5 tane ışık olması gerekir. Çünkü en temelde bir kişiyi aydınlatırken bir ana ışık kaynağına ihtiyacım olacak. Bir dolgu ışık kaynağına ihtiyacım olacak. Bir tane de saç ışığına ya da arkadan bir kontür ışığına ihtiyacım olacak. Bu sadece bir kişiyi çekerken. Eğer ben bir e-ticaret sitesinde ürün çekeceksem, arka planın sürekli aynı tonda olmasını benden istiyorlarsa, bunu sürekli farklı fotoğraf uygulama programlarıyla uğraşmaktansa, arkaya da koyacağım iki tane ışıkla her flaşı patlattığımda fona vuran ışıkta arkadaki ışık etkisini hiç bozmadan aynı tonda bana verecektir. Böyle olunca da ben ürüne vuran ışığı ne kadar açıp kıssam da fona vuran ışık hep aynı, hep sabit kalacaktır. O yüzden bazı ürün çekimlerinde şey çok olur. Modeli çektim, çok güzel aydınladı ama arka fon karanlık kaldı. Bu sebepten olur. Modele vuran ışık fona vuran ışıktan biraz daha fazlaysa ve makinemizin pozlaması da eğer doğru ölçüm modunda eğer yapmıyorsak haliyle modelimiz daha aydınlık ya da ürünümüz daha aydınlık, arka fon daha karanlık çıkacaktır. Bu olmasın diye arkaya da koyacağımız iki tane ışıkla bu işi ortadan kaldırabiliriz. Yani bir profesyonel bir stüdyoda ben çekim yapmak istiyorsam ya da bir profesyonel stüdyoya gidip çekim yapmam gerekiyorsa orada en az 5 tane ışığın olmasını tercih ederim. Tabii bu çekime göre tek ışıkta bizim işimizi çok fazla görecektir. Yani bir biraz daha portre fotoğrafları çekeceksen sadece bir tane reflektör ve reflektör tutucu yine stüdyolarda olmazsa olmazdır. Gelen ışığı yansıtma anlamında ya da 5.1, 7.1 gibi reflektörlerde hani siyah tarafını ya da içindeki diffuser'ını da kullanmam gerektiği ortamlarda da yine bu da benim elimi güçlendirecek. Bir tarafıma reflektörün gümüş tarafını koyup bir tarafından flaşı patlatıp sol tarafım daha aydınlık, sağ tarafım nispeten biraz daha sanki bir dolgu ışığı varmış gibi aynı ışık kaynağından gelen ışığı yansıtıp da kullanabilirim. Yine bu bir tercih sebebidir. Ya da siyah tarafını çevirip buradan gelen ışığın diğer tarafına hiç yansımamasını da sağlayabilirim. Yine bu hani arada söylediğim bir reflektör ve reflektör tutucu da yine bir stüdyoda kesinlikle olmazsa olmazlardandır. Peki bize yardımcı olduğun için sana çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.